akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleri ile karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün Azerbaycan'da kalan bir grup Türk vatandaşı koronavirüs salgını sırasında sınırların kapatılması nedeniyle Bakü'deki Türk Büyükelçiliği önünde bir miting düzenledi. Protestocular Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkelerine dönmelerine izin vermeleri çağrısında bulundular. Türk vatandaşları birkaç aydır ülkelerine dönemediklerini, koronavirüs pandemisi nedeniyle işlerini kaybettiklerini, sınırların kapalı olduğunu, ulaşım çalışmadığını ve yolların kapalı olduğunu, Azerbaycan'dan karadan geçseler bile Gürcistan'ın sınırları kapalı olduğunu dile getirdiler. Eylem sosyal mesafeyi öngörerek gerçekleştirildi. Polis müdahale etmedi. Protestocular Türk Büyükelçiliği'nin 30 Haziran'da sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirtti. Azerbaycan'da binlerce Türk vatandaşı yaşamaktadır. Türkiye'de on binlerce Azerbaycan vatandaşı yaşıyor. Azerbaycan'a dönmek için aynı problemle karşılaşmaktadırlar. Bir yıldan sonra, bir ilk hafta biz 3-5 gün açık kalmasını istedik. İşte konuyla alakalı Gürcü sefirliğiyle teması geçirdiler. Türkiye açık zaten, bizim sarp kapısı o tarafa. Burası zaten şeyi bekliyor, bizim sefirliğin yazısını bekliyor. Hangi arabalar, hangi maşınlar, nömerli maşınlar gidecekse onun bizden sabah pistini alacaklar, burada pisti detaylı olarak. Ondan sonra inşallah olacak. Olmaz, hadi biz bunu eleyebilmeyecek. Çok sağ olun ki varsın, çok sağ olun ki sesinizi duyurdun. Yılmaz, var olun, var olun, söylek hanım. Hadi gitmedik, İnşallah yolculuğun zamanı bize ne haber eder. Egecan, çok sağ ol. Azerbaycan Sanayi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Tandoğan koronavirüsten hayatını kaybetti. Türk vatandaşı Doğan Tandoğan'ın 19 Aralık 2016'dan bu yana Azerbaycan Sanayi Bankası'nda liderlik yapmaktaydı. Doğan Tandoğan 47 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Muhasebe Odası eski bakan Ebir Feyz Karev'in görev süresini Kültür Bakanlığı teftiş yapıyor. Muhasebe Odası eski bakan Ebil Fes Karayev'in görev süresini Kültür Bakanlığı teftiş yapıyor. Kültür Bakanlığı Devlet Güvenlik Komitesi tarafından yürütülen operasyonel faaliyetler sonucunda bakan yardımcısı ve daire başkanlarının rüşvet almaktan tutuklanmıştı. Bir yıl önce Muhasebe Odası'nın bakanlıkta bir teftiş gerçekleştirdiğine dikkat edilmelidir. Milli Meclis'in olağanüstü oturumunun bugünkü genel kurulunda milletvekilleri tıbbi maske takmadıkları için para cezalarını ikiye katlamasına oy verdiler. Değişikliğe göre anti salgın rejim, sıhhi hijyenik ve karantina rejimleri sırasında kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı için ilgili yürütme otoritesi tarafından belirlenen şartların ihlali ve ayrıca bu şartların yetkililer ve tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesinin önlenmemesi, bireylere 100 manat, yetkililere 200 manat ve tüzel kişilere 400 manat para cezası verilecek. Kanunun mevcut versiyonuna göre bu gerekliliklerin ihlali, bireyler için 50 manat, yetkililer için 100 manat ve tüzel kişiler için 200 manat tarafından cezalandırılabilir. Tasarıda bireylere idari para cezası verme kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarlanan fiiller için 200 manat, yetkililer 400 manat ve tüzel kişilere 800 manat para cezası verileceği öngörülüyor. Değişiklik oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Yapay solunum ihtiyacı olan hasta sayısı artıyor. Son 2 hafta içinde Azerbaycan'da koronavirüs bulaşmış insan sayısı 2 katına çıktı. Azerbaycan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Ehliman Emir Aslanov'dan yapılan açıklamada enfeksiyon dinamiklerinin hızlanmasının Azerbaycan'ın sağlık sistemine yük getirdiğini söyledi. Milletvekili Azerbaycan hastanelerinde ve genel olarak sağlık kurumlarında büyük bir gerilim olduğunu belirtti. Emir Aslanov bugün Azerbaycan'daki hastaların büyük çoğunluğu zor durumda. Daha önce böyle değildi. Resüsitasyon ve suni teneffüse ihtiyaç duyan hasta sayısı artıyor diye ekledi. Komite başkanı ayrıca koronavirüs hakkındaki söylentilerin sosyal ağlara yayıldığını ve bu da karantina rejiminin ihlaline yol açtığını belirterek herkes anti salgın rejimi, karantina rejimini takip etmezsek virüsün hepimizi yakalayacağını anlamalıdır. Kurallara uyulmazsa suni teneffüs ile bağlantılı kişilerin yerinde olabiliriz ifadelerini belirtti.
Ben Işıl Aysakali'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.